18 milyon kişi. Bunların 5,5 milyonu eğitim sürdürüyor, 5,5 milyonu çalışıyor, 2,2 milyonu hem okuyup hem çalışıyor, 4,7 milyon kişi ise hiçbir iş yapmıyor. Yani o kadar bir enerji potansiyel boşa gidiyor. Seçim bölgem Bursa'da da durum farklı değil. İşsizlik, yoksulluk had safhada. Kış ayları malum, elektrik, doğalgaz, su parasını ödeyemeyen kesik olan binlerce vatandaş. Ama maalesef bunları defalarca dile getirmemize rağmen iktidardan bu seslere bir yanıt bulamıyoruz. Bakın şu anda Gemlik'te hayat durmuş durumda. Kredi verilmiyor. İnsanlar ticaret yapamıyor. Hayat durdu. Evini satacak satamıyor. Alıcı yok. Tadilat yapacak yok. Tam bir kaos ve tam bir belirsizlik hakim. Bir KHK'yla koskoca 100 bin nüfuslu Gemlik'i şu anda hayalet şehre çevirdiniz. Umarım bu yanlıştan da hızla döner ve Gemlik eski potansiyeline kavuşur. Yıldırım ve Osman Gazi'de gene aynı şekilde. Bir soğanlı kentsel dönüşüm var Osman Gazi'de. Boş alanları imara açarak insanların evlerini, arsalarını ucuz fiyata kapatıp kentsel dönüşüm adı altında büyük bir ransal dönüşüm yaparak çok sayıda mağdur yarattınız. İnsanların hakkını buralarda çok büyük şekilde gasp ettiniz. Gene hafta sonu pazar günü Uludağ'a çıktık. Bir bakalım durumlar nedir diye. Bursa'da teleferik var. İlk teleferik Türkiye'nin Bursa'da. Bakın şu anda teleferik mahallesinden yukarı çıkmak için 38 lira ödüyorsunuz. Ama yabancıysanız 57 lira. Kuyruk deseniz had safhada. Hadi bunları anladık. Daha sonra diyorsunuz ki neden Bursa'ya turist gelmiyor? Hemen yanı başımızdaki Eskişehir turist akıyor, buraya gelmiyor. E milletleri affederseniz, turistleri yolunca kaz olarak görürseniz millet gelmiyor. Hadi onu da geçtik. İbadet diyorsunuz, inanç özgürlüğü. Teleferiğin orada eğer insanlar mescide girmek isterse turnike koymuşsunuz, 1 lira para alıyorsunuz. Ya ibadetin parası mı olur? Bırakın insanlar orada gitsin, ibadetini bedava yapsın. Bu yanlıştan da bir an önce dönmelisiniz diyorum. Gene kendi bölgemiz olan Uludağ'ın güneyinde olan Dörtdağ ilçesi, Orenli Keles, Büyük Oran, Harmancık'ta yaşam artık neredeyse durma noktasında. İş yok, aş yok, insanlar çocuklarını okul çağına geldiğinde okutacak herhangi bir okul yok, mecburen göç ediyor. Bunun da bir an önce, daha önce de verdiğimiz kanun teklifiyle oraya en az 3 konuda teşvikte öncelikli bölge olarak oluşturulması gerekiyor ki yüzyıllarca yıldır burada Osmanlı'nın ilk fethettiği, oralara imparatorluk kurmadan önce gelen insanların yaşadığı yerlerin tekrar eski canlılığına kavuşturulması gerekiyor. Aksi takdirde orada yaşam duracak. Dolayısıyla Uludağ'da yaşam bitecek, yörede bitecek. Son olarak da gene Orhaneli bölgesindeki termik santral. Ecevit hükümeti zamanında 70'li yıllarda temeli açılıp hizmete geçen termik santrali 3 sene önce özelleştirdiniz. Bir yandaş firmaya verdiniz. Ve o yandaş firma şu anda fitneleri çalıştırmıyor. Millet zehir soluyor. Yetişen sebze meyvelerden dolayı herkes kanser vakaları 7-8 kat artmış durumda. Orada bir filtre var. Şirket, özel şirket tabii maliyetinden dolayı bunu çalıştırmıyor. Bunu da bir soru önergesiyle bakanlığa verdik. Ama maalesef herhangi bir yanıt alamadık. Bu doğa, bu toprak Bursa'nın suyunun geldiği, Bursa'nın can damarı, oksijen yatağı olan toprakları eğer bu şekilde zehirlemeye devam ederseniz hep birlikte bunun sonuçlarını çoluğumuzun çocuğumuzun Allah göstermesin kanser vakaları yakalanmasıyla öderiz diyorum.